Gençler merhaba, tepki analizinden soru çözüyoruz. Birinci sorumuz, kapalı kapta gerçekleşen x2 artı y2 xy tepkimesine ait yukarıdaki verilen çarpışmalardan hangileri ürün oluşturabilmektedir? Etkin çarpışma olması için uygun yön ve doğrultuda çarpışmalı. Bileşim xy, xy şeklinde olan çarpışmaların etkindir. Xy, xy, o zaman etkin çarpışma. Xy ama bu x ile bu y ne oluyor? Çarpışamıyor. Etkin çarpışma değil. Xy, xy şeklinde bir çarpışma. Tepki çarpışmamız etkindir. Cevap 1 ve 3. Diğer sorudayım. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan x2 ve y gazları arasında sabit sıcaklıkta tepkimesi artansız gerçekleşmektedir. Buna göre xy sıvısının buhar basıncı önemsiz olduğuna göre tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Baktığına göre x2 ve y2 tepkimeye giriyor, xy'yi oluşturuyor ve kalmıyor. İkisi de tamamen bitiyor. Tepkime hızı artansız olduğu için ve maddeler kalmadığı için zamanla azalır. Doğru. Tepkime hızı sabittir diyor. Hayır, zamanla azalır. X2'nin derişimi bittiği için zamanla azalacaktır ve sıfır olacaktır. Çünkü tepkime artansız gerçekleşiyor dedi. Cevap Deniz'di. Diğer sorudayım. Derişime bakıyorum. Derişim 0,5'ten zamanla ne olmuş? Azalmış. Kapalı bir kapta kalsiyum oksit katısı ile karbondioksit gazı arasında tepkimesi gerçekleşiyor. Karbondioksit gazının molar derişiminin zamanla değişimi verildiğine göre, yani bu karbondioksite aitmiş. Karbondioksit 0,5 molarken zamanla derişimi azalmış. Buna göre hangileri doğrudur? Reaksiyonun A noktasındaki hızı B noktaki hızından büyüktür. Doğru. Çünkü A'daki derişimi B'deki derişiminden daha büyük. Grafiğin A noktasındaki eğimi B noktasındaki eğimden daha büyüktür. Buradaki eğim tanjant alfası, yani şunun şuna bölümü, buradaki eğimden tanjant alfasından daha büyüktür. Bu da doğru. Grafiğin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğimi anlık hızı veriyor. Evet, anlık hızı veriyordu. Bu da doğru. Bakıyoruz. Bir öğretmen tepkime hızıyla ilgili öğrencilere şu bilgileri vermektedir. Buna göre öğretmenin tahtaya yazdığı aşağıdaki tepkimelerden hangisi diğerlerinden daha yavaştır? Yavaş olan tepkimeyi soruyor. İyonlar arasındaki tepkimeler genellikle hızlıdır. Bakıyorum şimdi hangisi iyon fazında gerçekleşiyor. Baktığım zaman iyon fazında gerçekleşiyor. İyonlar arasındaki tepkime daha hızlıdır. Bunu vermiş. Yavaşı soruyor bana. Tepkimede kopan oluşan bağ sayısı arttıkça tepkime yavaşlar. Kopan oluşan bağ sayısına baktığım zaman bakın. Hidrojen azotla tepkimeye girmiş. Burada C2H4 oksijenle girmiş. Burada demir oksijenle, magnezyum oksijenle tepkimeye girmiş. Baktığım zaman daha çok oluşan ve kopan bağ sayımız nerede? Burada. O zaman tepkimede kopan ve oluşan bağ sayısı arttıkça tepkime yavaşlar. Bu tepkimemiz nedir? Yavaş bir tepkimedir. Metallerin aktiflikleri arttıkça tepkime hızları artar. Baktığım zaman tepkime hızı artar. Magnezyum metalim ve demir metalim var. Magnezyum metali daha aktif olduğu için bu tepkime bu tepkimeden daha hızlıdır. Fakat en yavaş olan tepkimemiz daha çok kopan ve oluşan bağ olduğundan dolayı C'dir. Diğer sorudayım. 1.2 gram magnezyum metali yeterli miktarda HC ile çözeltisine atılıyor. Reaksiyon 100 saniye sürdüğüne göre açığa çıkan hidrojen gazının normal koşullardaki molar oluşum hızı kaç litre bölü saniyedir? Bu tarz soruları birimden biliyoruz. Öncelikle tepkime yazmam gerekiyor. Magnezyum metali HCl çözeltisine atılıyor. Oluşan ürünümüz magnezyum klorür sulu çözeltisi artı hidrojen gazı. Tepkimeyi denkleştirirsem bunun başına 2 yazmam yeterli. 1.2 gram magnezyum. Bu 1.2 grammış. Mole çeviriyorum. MA'sı 24 olduğuna göre bu 0.05 moldür. Buradan hidrojenin mol sayısına geçmem gerekiyor. 1 mol magnezyum tepkimeye girdiği zaman
1 mol hidrojen oluştuğuna göre 0,05 mol magnezyum tepkimeye girdiği zaman 0,05 mol hidrojenimiz oluşuyor. Benden istediği litre bölü saniye üzeri eksi 1. Ben zamanımı biliyorum 100 saniye diye. Molü biliyorum. Sadece neyi bulmam gerekiyor? Litre. Aynı zamanda bana ne demiş? Normal koşullar. Normal koşullara çevirmem gerekiyor. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litrajım kaplıyor. Kaç mol buldum? 0,05 mol. 0,05 mol kaç litrajım kaplar dediğimiz zaman 1,12 litre olarak çıkar. Litresini buldum. Saniye üzeri eksi 1. Yani bana ne diyor? Saniyeye böl dedi. Bölü 100 diyorum. Sonuç ne çıkar? 1,12 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1.12 çarpı 10 üzeri eksi 2 cevap Edirne. Diğer sorudayım. Evet, diğer sorudayız. Yukarıdaki tabloda hidrojen peroksit su artı 1 bölü 2 oksijenle ayrışmış. Buna göre zaman aralıklarına oksijenin ortalama oluşma hızları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi 0 ile 1200 saniye arasına bakıyoruz. 0 ile 1200 saniye arasındaki farkımız nedir? 1.34 molar. Yani bundan 1.34 molar oluştuğu anda, bundan 1 mol oluşurken, bundan yarım oluştuğuna göre, bundan 1.34 molar harcanırsa, bundan 0.67 molar oluşuyor. Evet, şimdi gelelim diğerine. Saniye arasına baktığım zaman aradaki farkımız ne kadar? 0.75 molar. Bundan 0.75 molar harcanırken bundan yarısı kadar oluşacak. Yani 0.375 molar oluşması gerekiyor oksijen. Devam ediyorum. Şimdi diğer saniyemize geldik. 800 ile 1200 arasındaki farkımız, harcanan hidrojen peroksitimiz 0.3 molar. 1'e yarım oranında olduğu için oluşan oksijenim 0.15 molardır. Bana oksijenin ortalama oluşma hızları arasındaki ilişkiyi soruyor. Kimde en fazla derişim? 1, daha sonra 2, daha sonra 3. Yani cevap Adana. Diğer sorudayım. Evet, diğer bir sorudayız. 1 litrelik kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesinde hidrojen iyodür gazının ortalama harcanma hızı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Ne yapıyorum önce? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazsın. Olduğuna göre tepkimede 100 saniyede kaç gram hidrojen gazı oluşur? Öncelikle hidrojenin oluşum hızını bulup grama çevirmen gerekiyor. Bundan 2 mol tepkimeye girdiği zaman bundan 1 mol oluşuyor. 5 10 üzeri eksi 3 girerse oluşan hızımız nedir? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hızımı buldum. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 birim neydi? Mol bölü litre çarpı saniye. Bu birimi grama çevirmem gerekiyor. Süreyi bana ne vermiş? 100 saniye çarpı 100 saniyedir. Çarpı litreden kurtulmam gerekiyor. Hacmi ne verdi? 1 litre verdi. Çarpı 1 litre dedim. Saniyeler birbirini götürdü, litreler birbirini götürdü. Çarptığım zaman 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol çıktı. Bana hidrojenin gramını soruyor. 1 mol 2 gram olduğuna göre 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 1 kaç gramdır dediğim zaman 2 ile çarparsam 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 gram. O da ne yaptı? 0,5 gram. Cevap C. Diğer soruya geçiyorum. Evet, diğer sorumuza geldik. Diyor ki tepkimesine SO3 gazının ortalama oluşum hızı 1,6 mol bölü litre çarpı saniye olarak ölçüyor. Oksijenin ortalama harcanma hızı. Bakıyorum şimdi bundan 2 mol oluştuğunda bundan ne kadar harcanıyor? 1 mol. Bundan 1.6 mol bölü litre saniye oluşum hızı varsa ne kadar olması gerekiyor? Yarısı kadar olması gerekiyor. Yani 0.8 mol bölü litre çarpı saniye olması gerekiyor. Cevap
Cemil. Evet, son sorumuz. Tepkimesi için X'in derişim zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Z'nin ikinci saniyedeki anlık hızı 0.25 mol bölü litredir. Şimdi ikinci saniyeye baktığım zaman, ikinci saniyede tanjant alfaları, yönleş açıları olduğu için eşittir. Yani buradaki tanjant alfa ile buradaki tanjant alfa birbirine eşittir. Dördüncü saniyedeki tanjant alfaya baktığım zaman, tanjant alfa 1 bölü 4 0.25 yapıyor. 0.25 mol bölü litre saniyedir. Doğru. X'in ortalama harcanma hızı 0.3 mol bölü litre saniye. X'in derişimi 1.5 iken 5 saniye sonra 0'a indi. 1.5 mol bölü litre bölü diyorum saniye üzeri -1 dedi. 5 saniye dediğim zaman 1.5 bölü 5 0.3 yapar. Bu da doğru. Z'nin ortalama oluşma hızı Y'nin ortalama harcanma hızının neyine eşittir? Yarısına eşittir. Yanlış.